Yavuz, şimdi tabii memur konusuna gireceğiz. Zaten Evet. saat 10'dan sonra da bu konuları konuşacağız. Evet. Çok tartışılacak bir durum gibi geliyor bana. Ama başlıklarımız da bugün aslında emeklileri ilgilendiren, memurları ilgilendiren gündem maddelerimiz var. Ama öncelikle biliyorsun her perşembe günü işte BDDK'nın ve Evet. Merkez Bankası'nın istatistikleri, Evet. para ve banka istatistikleri açıklanır. Şimdi dün borsa tarafında, bu arada borsa tarafında görüyorsunuz %1.33 birimle tamamlamıştı dün 7.764 seviyesinde. Dolar tarafında 27.10, Euro'da da 29.51 seviyesi var. Paritede 1.0880 seviyesinde. Birazdan Borsa İstanbul'u konuşacağız zaten. Faiz tarafında hali hazırda sabit, stabil devam ediyor. %17.8, %18 civarında. Yine altın 1893-1900 ons doların altında. Gram altın 1649 TL'de işlem görürken tam altın 10.756 seviyesinden işlem görüyor. Şimdi haftalık veriler geldi. Evet. Yabancıların hisse tarafında 9 haftalık alım var. 9 haftadır alım vardı net daha doğrusu. Evet. Net alıcıydı. Fakat sona erdiğini görüyoruz. Şimdi 101 milyon dolarlık bir hisse senedi satışı var. 8.8 milyon dolarlık da borçlanma senedi alınmış. Yani sonuçta bono alınmış daha Evet. doğrusu. Bakıyorum bu döneme yine kur korumalı mevduat toplamda 125 milyar dolara dayandığını görüyorum. Merkez Bankası'nın net rezervleri sınırlı bir artış kaydetmiş durumda. Yabancılar hisse senedi alımını sona erdirmiş. En azından seri sona erdirmiş görünüyor ama bu tek şöyle değil. Tabii. Şöyle anlaşılması gerekiyor aslında. Alanlar var, satanlar var. Arasındaki neti net. Aslında bu kez çıkış eksiğe dönmüş durumda. Evet. Çıkış yönünde oldu. Yani genelde gelen hani bunun var, evet netine bakılır. Evet. İşte gelen de var, giden de var. Dolayısıyla hani gelenlerin gidenlerle aynı dönem girip girmediğini piyasaya bilmiyoruz. Dolayısıyla o anlamda bir şey diyemeyiz. Yani, tabii. Bu tabii 9 haftalık bir seri diye ifade ediyoruz bunu. Çünkü 9 haftadır net alıcı net olduğu alıcılar. için biz ona böyle hani durdu diyebiliriz. Bundan sonraki dönem için hani haftaya yeniden net alıcı olurlar mı? Olabilirler. Çünkü şunu da bilmiyoruz yine. Çıkan fonların belki de hangi kur seviyesinden Türkiye'ye girdiği, yani bir kar realize etmiş olabileceğini ifade edebiliriz. Belki de buradan çıkıp tekrar daha başka yüksek bir bir kur seviyesi olabilir belki. Olabilir ama başka bir yere park etse bile daha yüksek bir kur seviyesinden tekrar dönüp dönmeyeceğini de bilmiyoruz ki bu da olasılıklar da yani. Genelde yabancılar şimdi daha önceden girdilerse burada bir kar realize edip daha sonrasında işte örneğin 30'un üzerinde bir kur seviyesinden ben tekrar Türk piyasasına gireceğim diyorsa o tekrar o günü değerlendirebilir. Ama ben hani bunun keskin bir bunun ara olduğunu, keskin bir fren olmadığını düşünüyorum şimdilik. Yani bugünkü elimizdeki verilerle öyle söyleyebilirim. Şimdi aslında kredi derecelendirme kuruluşları da işte gönlünü değiştirmişti. Hatta evet. Dün biliyorsun Sayın Şimşek, Bakan Şimşek açıklamasında buna da vurgusu vardı. Yaptığı açıklamada evet. Bankacılar Birliği ile toplantı öncesi açıklama yaptı. Ekranlara da verdik gerçi bunu. Orada vurgusu var işte kredi derecelendirme kuruluşları atıfta bulundu. Şimdi bunun devamı gelir mi gelmez mi onu bilemiyorum. Sen ne diyorsun? Not artışı açısından diyorsan. Not artışı gelir mi? Görünüm demiyorum ben, bak. Ya not artışı için. Ne lazım? Ne lazım şöyle söyleyeyim. Ben yıl, en azından hedeflenen yıl sonu hedefini yakınsanması lazım bana kalırsa. Onu görmesi gerekiyor. Tabii önden yapması gerekiyor biraz da. Bunu önden hissedecek ki yoksa geride kaldıktan sonra bir anlamı yok. Yani dolayısıyla ben hani eğer bu para politikasındaki devam edeceği ifade edilen yani sadeleşme ve sıkılaştırmanın tonuna göre ben ilk etapta bu yıl sadece görünüm değişebileceğini düşünüyorum. Bu yıl sadece görünüm değişir. Gözlemleyecek o evet, zaman biz muhtemelen. Değil not mi? Artışını evet Mart ayından yakınlarında görebiliriz. Yani 2024'ün ya da Mart'ın sonunda yani seçime bağlı olduğunu söylemiyorum. Ama 2024'ün ilk çeyreğe ya da ilk yarısına kadar görebiliriz. Bu tarihlerde yine aldığımız adımların yani eğer sonuçları pozitifse çıktılarına bakacaklar. Evet, çıktılarına göre bunu alabiliriz. Ama bu sene ben bir not artışı abartılı da olabileceğini düşünüyorum yani. Çünkü henüz daha o noktaya gelmedik. Yani evet görünümü belki düzeltebilirler. Ama not artışı konusunda 2024'ü görmek isteyeceklerini tahmin ediyorum. Şimdi tabii OVP Eylül başında zaten mecbur 3 Eylül'de doluyor demeyelim de 3 Eylül'e kadar OVP'yi aslında kanunen söylemeli lazım. Belki onu bekleyecek, çıktıları görecek. Doğru o da var. Ama bir iyileşme belki hani Moody's yaptı. Moody's tekrar şey yapar mı bilemiyorum. Fitch ne yapar? S&P zaten çok kıt notu, evet. Onu biliyoruz. Evet. Zaten de bir anlaşmamız yok ama devamlı açıklamalarını görüyorduk onun. Çok agresif oluyor bazen S&P Türkiye'ye karşı.
Ama takip edeceğiz onu. Yani burada sadece şey eklemek lazım. Bunlar biz tamam biz değerlendirin diyoruz da biz niye yapıyorlar? Yani bizim için yapmıyorlar ki yani. Hayır, bizim için yapmıyorlar. Bunlar yabancı yatırımcılar için yapıyorlar. Evet. Yabancı yatırımcı bu raporlara bakarak yani gelip de Türkiye'nin hani taşını toprağın altını kaldıracak halleri yok. O rapora dayanarak yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla yani şey hani ne karar fonlar, vereceklerini göreceğiz. Yani. Tabii bazı fonlarda biliyorsun o zamanlar 2013'lerde çok konuşmuştuk bunu. Bazı fonlar demiştik. Çift yatırım yapılabilir notu istiyor. Büyük fonlar. Yani evet. Türkiye'ye gelmek için herhangi bir ülkeye çift yatırım yapılabilir çok notuna ihtiyacı büyük oluyor. Büyük emeklilik fonları mesela büyük böyle bizden, istiyor. Evet, evet. Yani Amerikalı özellikle emeklilik fonları bunu istiyor. Tabii yani hep bütün fonlar demiyorum. Şimdi bunun böyle bir avantajı var. Tabii bizim yatırım yapılabilir notuna 3-4 kadememiz var bu arada az biz değil yani. Yani şey yanlış anlaşılıyor bu arada. Düştüm. Onu da istersen ifade edelim. Neyi? Türkiye yatırım yapılabilir bir yer. Onunla alakası olan bir konu değil. Yok. Bu var. Hani hayır, bunu söyleyince şey diyor. Türkiye yatırım yapılamaz mı bir yer? Hayır. Bu finansal piyasalarda büyük fonların emeklilik parasını biriktiren insanlar veriyorlar buralara. Diyorlar ki bana yıllık Norveç şu kadar getir. Mesela Amerika, Norveç de devlet, Norveç devlet fonu mesela. Devlet fonu. Ama mesela Amerika'daki emeklilik fonu mesela bizdeki BES gibi düşünelim bunu. Yani bizdeki devlet gibi değil. Orada çok var. Adam diyor ki ben %7 kazanmak istiyorum dolar bazında diyor. Bana bunu kazandıracak, paramı da kaybettirmeyecek. 20 senede ben yaşayacağım en az diyor. Emeklilik parası istiyorum diyor. O fona giriyor. O fon bu parayı yani emeklilik emaneti almış. Dolayısıyla en yüksek getiri vaadinde bulunmuş. Özel sektörü bu, devlet de değil. Dolayısıyla buna göre davranmak zorunda. Tabii, dünya yani, çapında araştırmalar yapıyor. Neresinin getirisi daha yüksek. Ve ama güvenli aynı zamanda. Parayı da kaptırmayacaksınız. Tabii. Yoksa giderim yatırırım diyelim bir yere. Yani alırım parasını. Yani yatıyorum mesela. Neden kripto piyasasına girmediler uzun şeyler? Girilmiyorlar. Tabii, çünkü niye? Evet, risk neden? Yüksek. Çünkü risk yüksek diye bakıyorlar. Bunun gibi düşünelim. Yoksa Türkiye doğrudan yatırım için yani kendi nüfusu itibariyle falan yani bugün gerçekten coğrafyası da itibariyle aynı zamanda hani vazgeçilmeyecek bir ülke. Yani bizim maalesef bir takım hani yapısal eksiklerimiz var. Yani bunları çözebilsek zaten bu coğrafya üretim açısından gerçekten yani daha lojistik açısından üretim açısından çok doğru. Gerçekten Avrupa'ya yakınlığı, uçuş bölgelerine yakınlığı, üçer saatlik şeyi mesafesi. Yani bunların hepsine pandemide baktığın zaman yani potansiyel vazgeçilmez bir yer olması gerekiyor. Tabii ama senin açıkladığın iyi oldu. Bu finansal piyasalarda yatırım yapılabilir ülke statüsü olduğu zaman çok büyük fonlar kendi tüzüklerinde iki tane yatırım yapılabilir notu olan ülkelere yatırım yapabilirsin şeklinde. Evet, kimisi öyle, kimisi tek diyor. Evet. Bazı büyük fonlarda. Aha. Hani daha büyük avantaj oluyor. Tabii, tabii. Ülkemize, borsamıza para girişi oluyor.